organizasyonlarda elbette sportif taraf bizler için çok önemli ama biz biraz da işin organizasyon kısmıyla gelen sporcuların, kafilelerin hem organizasyondan hem de o faaliyeti yaptığımız ilden memnuniyetlerini de tabii ki çok önemsiyoruz. Ayın 29'unda başladı. Bir kere çok özel bir günde, çok özel bir başlangıç yaptık. Bu anlamda harika oldu, ben başkanımıza ayrıca da teşekkür ediyorum. 29 Ekim'de çok güzel kortej yürüyüşü, ülke bayrakları, çoğunun milli kıyafetleri, bugün de hatta bir televizyon kanalımızda onun çok güzel yerinde yer aldığını da gördük. Son derece güzel bir başlangıç oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın çok önemli olduğunu aslında biz buradaki 38 ülkeyi de anlatmış olduk böylece. Evet, bu organizasyonda elbette. Burada 38 ülke ve 48 takım var. Son derece önemli bir sayı. 235 sporcu ama kafile temsilcileriyle beraber 400 civarında. Evet, ama ülke sayısı burada çok önemli. Yani 38 ülkeden katılımın olması aslında çok nadir rastlanan bir durum. 16 yaş altı satranç olimpiyatı için. Bu organizasyon Dünya Satranç Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarından birisi. 16 yaş altındaki ülkelerden gelen takımların yarıştığı bir organizasyon. Çorum'da yapmak, Çorum'u anlatmak, Çorum'u tanıtmak, Türkiye'nin sadece belli illerden değil, işte böylesine güzel illerden de teşekkür ettiğini en azından dışarıdaki sporcuları anlatmak bizim için çok önemli, çok kıymetli. 16 yaş altı olimpiyatı anlamında tabii ki ilk kez Çorum'da yapıyoruz. Çorum'da Türkiye Satranç Federasyonu olarak başka faaliyetleri yapıyoruz. Mümkün olduğunca en az yılda bir kez olmak üzere, sağ olsunlar başkanımız çok güzel destek veriyorlar. Burada bir organizasyon yapıyoruz zaten. Dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatlarını geçtiğimiz yılda Konya Selçuklu Belediye'mizin destekleriyle yapmıştık. Konya'ya, Selçuklu'ya, oradaki tarihi doğal güzelliklere hayran kalan bu ekip hiç fazla şey yapmadan, düşünmeden işte bugün buraya geldi. Çorum onlar için de çok önemli duygularla buradan ayrılacakları bir il oldu. Çünkü konuşuyoruz. Çok güzel sosyal medya paylaşımları var. Ülkeler, sporcular çok memnun. Tabii federasyon olarak da biz sonuç olarak elbette çok memnunuz. Ben teşekkür ediyorum tekrar başkanımıza. Bu destekler bizler için çok kıymetli. Çorum Belediye'mizin desteği, başkanımızın bu konudaki hassasiyeti bizim için çok önemli. Özellikle o boş günde yapılan gezi, hakikaten paylaşımlar açısından sporcuların işte fotoğrafları ya da o söylemleri, fikirleri anlamında bize tam iyi ki böyle bir organizasyonu böylesine güzel bir Anadolu ilinde yapmışız dedirtti. Bunun için de biz tabii çok mutluyuz, çok memnunuz. Tabii özellikle bu tür organizasyonlar, yani çocuklar, gençler ve ailelerin bulunduğu organizasyonların mümkün olunca değişik illerde, değişik yerlerde yapılmasına özen gösteriyoruz. Çünkü Türkiye'dekiler için de geçerli. Baktığınızda belki Çorum'a gelmeyi çok düşünmeyecekler. Ancak bir iş olduğunda ya da bir neden olduğunda Çorum'a gelecekler ama işte böylesine güzel bir nedenle Çorum'a gelenler bundan sonra tekrar Çorum'da ne zaman organizasyon yapacağızı söyleyerek ayrılıyorlar. Bizim için çok kıymetli tabii bu. Tabii bir spor branşı dediğimizde akla ilk gelen ölçütlerden birisi de lisanslı sporcu sayısı. Şu an 900 bin civarında lisanslı sporcu sayımız var. Tüm spor branşlarının futbolda dahil önünde, ciddi önünde olan bir sayı. Bu da ülkede satrancın ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. 2012 Kasım'ında federasyon başkanı olduğumda 189 bin lisanslı sporcu sayımız vardı. 189 bin, bugün 900 bin. Hedefimiz de DİM Fatih Bey 1 milyon. 2020 içerisinde 1 milyon lisanslı sporcu sayısına ulaşmak hedefindeydik. O hedefimize de zaten çok yaklaştık. Onun dışında tabii yaygın hale gelmesi bir branş için çok önemli. Türkiye'nin her tarafında bugün satranç turnuvaları yapılıyor. Hatta ilçelerde, bazı büyük köylerde de satranç turnuvaları yapılıyor. Biz onları tabii çok memnuniyetle karşılıyoruz.
Onun dışında tabii satranç sınıfları bizler için çok kıymetli, çok önemli. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası kanalıyla açılan satranç sınıflarının sayısı 26 Kasım'da 25 bin olacak. 25 bininci satranç sınıfını açacağız 26 Kasım'da. Türkiye'deki ilk ortaokul devlet okulu olması kaydıyla böyle bir şeyimiz var, kriterimiz var. Ankara'da temsili bir okulda açılış yapacağız. Neredeyse yarısına yakın bir okulda satranç sınıfı açmış oluyoruz. Bu çok önemli. Bir başka vurgulamak istediğim nokta da özellikle bakanlarımız, en başta da Gençlik ve Spor Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız mutlaka her öğrencinin en az bir spor branşıyla aktif olarak ilgilenmesi gerektiğini çok vurguluyorlar. Bizler veliler olarak ya da okul idarecileri olarak bir takım sporlara ya da sosyal etkinliklere zaman ayrıldığında aslında akademik olarak da dersler anlamında da sanki bir zaman kaybı gibi algılanabiliyor. İşte biz bunun doğru olmadığını, tam tersine sporla barışık bir çocuğun ya da sosyal anlamda kendisine zaman ayırabilen bir çocuğun akademik olarak da çok başarılı olduğunu hep söylüyorduk ama bu yıl LGS'de aldığımız sonuçlar bizim bu söylemimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Evet, LGS'de bizim aktif satranç ilgilenen çocuklarımız, sadece lisanslı sporcu değil Sayın Başkanım, turnuvadan turnuvaya neredeyse koşan çocuklarımızdan 20'nin üzerinde, sanıyorum 22 idi sayı, 500 tam puan yaptılar. 50'nin üzerinde bir çocuğumuzla bir ya da iki yanlış yaparak Türkiye'nin en iyi sınavla girilen, en yüksek puanla girebilecekleri liselere girmiş oldular. Dünya Satranç Federasyonu'nda Türkiye çok önemli bir ülke. Bu tür organizasyonları ya da bu tür olimpiyatları ya da Avrupa Dünya Şampiyonalarını sıkça yapıyoruz. Çünkü yüzümüzün akıyla çıkıyoruz bu organizasyonlardan. Burada yarın umarım fırsatınız olur. Buradaki sporculara ya da kafile yöneticilerine bir mikrofon uzatsanız çoğundan şunu duyacaksınızdır eminim. Neden bütün organizasyonlar Türkiye'de yapılmıyor diye. Çünkü buraya gelen herkes her türlü organizasyonla ilgili detayın düşünüldüğünün farkındalar. Yeme içmeden konaklama imkanlarına kadar, bakın gezi programına kadar o kadar hassasiyet gösteriyoruz. Biz olaya sadece masa başında satranç turnuvası olarak, sadece salon olarak bakmıyoruz. Bu nedenle Türkiye Satranç Federasyonu, Dünya Satranç Federasyonu içerisinde çok önemli bir konumda. Ben aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu'nda as başkanım. Ülkemizi bu anlamda da iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Varmak istediğimiz hedefler tabii ki çok önemli. Gerek amilli takımı nezdinde, gerekse altyapı nezdinde çok başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıda oldukça iyiyiz. Örneğin bu yıl 8 yaşında Yağız Kağan Erdoğmuş adlı bir çocuğumuz Avrupa yaş gruplarında 8'de 8 yaparak Avrupa şampiyonu oldu. O yaştaki bir çocuğun resepsiyonda da onun için o gün koştur koştur gittim başkanım. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun yakından ilgilendiler. Bu da gösteriyor ki elbette hedeflerimiz çok daha fazla sayıyla Avrupa şampiyonlukları, dünya dereceleri elde etmek ama şu an gayet iyi noktadayız. Daha iyi olmak için de çalışıyoruz. Nereden geliyorsun? Ben İzmir'den katılıyorum. Sen? Bursa'dan katılıyorum. Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Peki ne yaptınız burada? Yani neler oynadınız, neler yaptınız, hangi ülkelerle yarıştınız? İzlenimlerinizi anlatabilir misiniz? Bayağı ülkeyle yarıştık. Şu ana kadar 8 tur oldu. 8 turun sonunda iyi geçen turlarımız da var, evet. Kötü geçen turlarımız da var. İyi geçenlerden söz edebilirsiniz. İyi geçenlerde birbirimiz mutlu oluyoruz, takımca kazanıyoruz ama kötü geçenlerde de birbirimize yardımcı oluyoruz. Peki burada eksikliklerinizi fark edebildiniz mi? Evet. Şimdi mesela ne eksiğiniz var, bunları söyleyebilir misiniz? Benim oyun ortası ve açılışlarda birazcık eksikliklerim olduğunu benim gördüm. Benim de açılışlarda eksiklerim. Bunun için neler yapacaksınız peki? Yani açılışlara daha çok özen göstereceğim. Dönünce çalışacağım. Ve açılışların fikirlerini öğrenmeye çalışacağız. Tamam. Peki bir çocuklara niçin satranç oynamaları gerektiği hakkında bilgi verebilir misiniz? Neden satranç oynamaları? Streslerini atabilirler. Matematikte daha fazla gelişirler. Sosyal alanda da gelişirler. Satranç onların için sadece bir spor olmaz. Çok arkadaş edinirler.
Yani hem aynı zamanda eğlenip öğrenirler. Fikirlerini satranç tahtasında ortaya koyabilirler yani. Diyelim ki bir şey hazırladınız, onu başka bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz satranç oynayarak. Ezber yeteneğinizi geliştirir. Peki siz kendi çevrenizdeki insanlara satranç öğretiyor musunuz, kardeşlerinize veya arkadaşlarınıza? Ben aileme öğretiyorum. Ailenden kime? Anneme, babama, ablama. Ben kardeşime öğretiyorum. Ben de kardeşime öğretiyorum. Bugüne kadar satrançta nasıl başarılar elde ettin? Yani çok başarı elde ettim. Yani ilk başta 7 yaş İzmir şampiyonasında başarı elde ettim. Bir de Türkiye şampiyonasında başarı elde ettim. 8 yaş Türkiye şampiyonam çok iyi geçmedi. İzmir'de başarı elde ettim. 9 yaş İzmir şampiyonam çok iyi geçmedi. Türkiye'de başarı elde ettim. 10 yaşta Türkiye şampiyon oldum. Sonra dünya şampiyonasına gittim ama yani çok iyi bir sonuç elde edemedim. Sonra 11 yaşta Türkiye ikincisi oldum. Polonya'ya gittim. Orada Avrupa okullar vardı. Orada çok iyi başlamıştım turnuvaya. 4. oldum ama ilk 3'e yani bir ünvan veriyorlardı. Sonra da yani 12 yaşta da yani Türkiye üçüncüsü oldum. Dünya okullar satranç şampiyonası vardı Antalya'da. Orada 3. oldum. Sen Ediz? Ben 8 yaşında satranca başladım. Satranca başladığım gibi milli takıma 13. girdim. 13. girip Gürcistan'a gittim. Orada zaten ilk tecrübemde başarılı olamadım. Sonra 9 yaşımda tekrar milli takıma girdim. 5. oldum. Sonra Karadağ'a gittim. Orada da 7. oldum. Sonra 10 yaşımda Türkiye 3.sü oldum. Letonya'ya gittim. Orada da Avrupa 7.sü oldum. Sonra 11 yaşımda yani şimdi Türkiye 3.sü oldum. Romanya Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na gittim. Orada 3.sü oldum. Peki ilerleyen dönemlerde hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Büyük usta olmak. Sen? Benim de geleceğin GMS olmak. Senin başarıların neler? Ben 7 ve 8 yaşta pek oynayamadığım için ben 8 yaşta başladım babamın isteğiyle. Sonra işte 9 yaşta İstanbul ikincisi oldum ben kendi yaşıtlarımla. Sonra o sene birkaç tane AVM turnuvasına gidip onları kazandım. Sonra 10 yaşta ben 20. oldum, milli takım havuzuna giremedim. 11 yaşta Türkiye şampiyonasında 2. oldum. 2. olup Romanya'ya gittim. Romanya'da da 2. oldum. Böyle CM oldum. Sen peki ileride ne yapmak istiyorsun? Ben de büyük usta olup top GM'ler gibi oynamak istiyorum. Peki üçünüz buradan ortak satrançla ilgili bir mesaj verebilir misiniz? Yani satrancı sevmek lazım ve çalışmak da lazım. İstekli oynamak lazım, çok disiplinli olmak lazım. Disiplinli oynayınca satrançta başarıda geldiğini söylemek lazım. Adın nedir? Adım Ecin Efsel, soyadım Büyük. 12 yaşındayım, İstanbul'dan geliyorum. Sen nereden? Ben Gülen Ayaydın, Ankara'dan geliyorum, 13 yaşındayım. Siz burada turnuvadaki Türk takımlardan birisiniz, değil mi? Peki turnuva hakkında neler söyleyebilirsin? Turnuvaya yönelik gayet güzel. Yaşlar büyük olduğu için çok ses çıkmıyor. Gayet iyi çalışabiliyoruz. Odalarda da sorun yok. Peki Çorum'u nasıl buldunuz ya da burada bu kadar yabancı ülkedeki insanlarla aynı salonda satranç oynamak nasıl bir şey sizin için? Farklı insanları tanıyoruz, kültürleri tanıyoruz ve 29 Ekim'de burada gerçekleşen etkinliğe de gittik ve çok iyi bulduk. Çok sevindik. Çok eğlenceli geçiyor. Yabancı insanlarla oynamak çok eğlenceli. Sen kaç yaştaki insanlarla oynadın şimdiye kadarsa? 16, 15, 14 yaştaki kişilerle oynadım. Peki birazcık burada yaptığınız mücadeleden söz edebilir misiniz? Yani 29 Ekim'den bu yana Çorum'dasınız, büyük bir turnuvanın içindesiniz. Neler yaptın takım için? Genellikle çok düşünen bir insanım ve oynadığım 3 turda da 2,5 yapmıştım ve oynadığım 3 turda en son ben kaldım takımımdaki maçlarda ve takım için çok savaştım. En son turda ben kaldığım için takımın yenmesi için çok uğraştım ve dünkü maçımda 5 saat oynadım. Kaybediyordum ama berabere ya da kazanmak için uğraştım. Takımım için puan önemliydi ve berabere yapıp takıma puan getirmeyi başardım. Sen ne yaptın? Ben dün 2'de 2 yaptım. İlk turumu geriden kazandım. Benim için o yüzden iyi geçti. Peki şimdiye kadar satranç alanında elde ettiğiniz başarılar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu yıl Çekya'da düzenlenen Avrupa yaş kategorisi, Avrupa genç takımlar kategorisinde 12 yaş altı kızlarda takım iki takım olarak katıldık ve bir bendim. Bir de bir tane daha kız arkadaşım vardı. Avrupa ikincisi olduk. Ve ondan bir ay sonra Slovakya Avrupa yaş grupları vardı. Orada da eş puanlı üçüncü oldum. Bravo. Ben de bu yıl Avrupa okullar satranç şampiyonasında ikinci oldum. Onun dışında bir de Türkiye satranç şampiyonasında yaş grubumda ikinci oldum kızlarda. Peki neden insanlar satranç oynamalı? Ortak bir mesaj verebilir misiniz? Yani satranç neden önemli? Biraz okuldaki başarılarınız nasıl? Satranç buna nasıl yansıdı? Ve diğer insanlara neden satrancı önerebilirsiniz? Stres atmak için, kafa dağıtmak için, zaman kontrolünü sağlamak için ve genellikle çocuklarda matematiği iyileştirmek için. Zihni geliştirmek için oynanabilir. Matematikte işe yarıyor. Stres atmanıza yarıyor. Peki çevrenizdeki insanlara satranç öğretiyor musunuz? 3-4 yıl önce en küçük kardeşime satranç öğrettim. O da benim sayemde satranca başladı ve dereceler aldı. Satranç öğrenmek istediler. İşte onlara öğretmemi istediler. Yani öğrettim.